Kıbrıs Postası'ndan herkese merhaba. Bugün Ulusal Birlik Partisi'nin 22. kurultayının ikinci günündeyiz ve genel başkan adaylarından Zorlu Töre ile birlikteyiz. Sayın Töre, atmosferi nasıl görüyorsunuz? Bugün katılımın çok yükseleceği görülüyor. Dün 3600 kişi oy kullandı ama bugün üzerine 5500-6000 kişi daha ilave olabilir. 9000'lere çıkabilir. 8000-6000 düşmeyeceğine inanıyorum. Dolayısıyla vatandaşın ilgi gösterdiği üyelerin oy kullanması elbette sevindirici bir olaydır. Demokrasi adına sevindirici bir olaydır. Tabii ki gönül arzu eder 16.484 üyemizin %80'i, %90'ı gelsin, katılsın ve oylarını kullansın. İnşallah bu katılım daha da yüksek olur. İnşallah partimizin tabanı yapılamayan bir adama oy verir ve partimiz de düzlüğe çıkar ve ülkeyi de düzlüğe çıkarmak için hep birlikte el ele, birlik beraberlik içerisinde yola devam ederiz. Bir süreç yaşandı ve genel başkan adayları 4'ten 3'e düştü. Bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz ve iddialar var ki kurultay bugün sonuçlanabilir. Bu konuda yorumunuz nedir? Şimdi 3 kişiye düşünce tabii ki 3 adaydan bir tanesi ipi göğüsleyebilir bugün. Olabilir de tabii, olmaz diye bir şey yok. Ama ben inanıyorum ki büyük bir başarı elde edeceğiz. Demokrasimiz kazanacak, ülkemiz kazanacak. Geçen yılki gibi ikinci tura kalıp da iki adayın da geri çekilmesi bu sene böyle bir şey olmayacak diye düşünüyorum. Ama Sayın Genel Başkan, Başbakan Hamza Ersan Saner'in bu süreçte yaşadıklarından dolayı geri çekilmesi demokrasimizin tam ve manada işleyişine bir sıkıntı vermesi. Keşke böyle bir olay olmasaydı. Keşke diğer arkadaşların da ismi hiç karışmamış olsaydı. Dolayısıyla temiz toplum, temiz siyaset, temiz devlet yönetimi olması şarttır. Şeffaf olmak, ilkeli olmak ve devleti yaşat ki insanları yaşatalım, insanları yaşat ki devlet de yaşasın parolasını ileri götürmek lazımdır. Ben Zorlu Töre olarak hayatım boyunca vatan, millet, devlet, bayrak, yerli üretim, yerli yatırım, yerli sanayi prensiplerini hep ön planda tuttum. İnanıyorum ki üyelerimiz de birçok hususa dikkat çekiyorlar ama sandıktaki oylamaya da hepimiz sonuçta saygılı olacağız ve el ele tutup ileriye dönük çalışmalarımızı beraber birlikte yürüteceğiz. Kolay gelsin Sayın Töre. Tamam.